Erkek infertilitesi aslında bizim için hani genetik alanında en yeni konulardan biri. Çünkü en az bilinen konulardan biri ve erkek infertilitesinde birçok geçerli gen var. Erkek infertilitesi derken aslında erkekte spermin az bulunması, spermin sayısının düşük olması veya spermindeki anormal veya işte birçok spermin anormal spermin olması diye adlandırabiliriz morfolojik olarak. Fakat bunun genetik yapısı oldukça daha karışık. Yaklaşık 600 genlik bazı paneller var. Oradaki panellere göre de mutasyonlar takip edilerek erkek infertilitesine bir çözüm bulunabiliyor. Ve bazı erkeklerin taşıdığı mutasyonlar başka bir etki yapmazken sperm üzerinde bu şekilde olumsuz etkilere sahip olan mutasyonlar var. Erkek infertilitesinde mutlaka androlojikle birlikte genetikçinin de görüş bildirip ve buna göre de yeni mutasyon panellerinin çalışılması gerekmekte. Ama erkek infertilitesinde bir başka en önemli konu da Klinefelter dediğimiz bir durum. Yani 47XXY karyotipine sahip olan erkekler. Bunlarda genellikle %10'u kadarında en fazla sperm bulunabiliyor. O da ancak tese mikrotese yardımıyla bulunabiliyor. Ama genellikle onlarda da sperm bulunamadığı durumlar olabiliyor. En çok rastladığımız durum 47XXY iken teknoloji bize artık başka genlerdeki mutasyonlarla da spermi bulamamaya veyahut da anormal sperme sebep olan mutasyonları tanımlamaya müsaade ediyor. Kadın infertilitesinde de genetik faktörler özellikle fragil X taşıyıcısı olan kadınlarda erken menopoz, erken prematür menopoz gibi durumlara sebep olabiliyor. Orada yumurtalığın yapısı bozuluyor çünkü. Fragil X taşıyıcısı olan hastalar özellikle önemli. Yine genetikte biliyoruz ki erken menopoza sebep olan başka genler de var Fragil X'te. Hani bu gibi durumlar var veyahut da mozaik Turner taşıyıcıları özellikle bizim için kadın infertilitesine sebep durumlar olabiliyor. Bütün bu kadın infertilitesi durumlarında da mutlaka kadın doğumcuyla birlikte bir genetik uzmanının da rol alıp çalışılması gerekmekte. Erken menopozu önleme şansımız yok fakat erken menopoz riski olan hastalarda çocuk sahibi olacak olan hastanın yumurtası daha erken toplanıp dondurulabilir ve o hasta çocuk sahibi olmak istediği zaman kendi yumurtasıyla birlikte gebe kalma şansına sahip olur.